arkadaşlarım. Şimdi size yaptığımız kimya KDT'sinin çözümlerini anlatacağım. Birinci soru, kimya her yerde sorusu. Eşleştirme yapacaksınız bu soruda. Hemen şöyle yapalım. Demiş ki birinci yargıda diyor ki çeşitli metalik tuzlar, organik boyalar, plastikler içerebilen pigmentler ve taşıyıcılardan oluşan kozmetik malzeme. İsterseniz bu dursun, yorum yapamadıysanız. Saçı şekillendirmek amacıyla kullanılan kozmetik malzeme saç jölesidir bildiğiniz üzere. Temel maddesi alkol olan koku verici, çeşitli toksik kimyasalları içeren kozmetik malzeme parfüm olarak alacaksınız. Saçın rengini değiştirmek için kullandığınız saç boyasıdır. Birinde kalıcı dövme olduğunu görürsünüz. Eşleştirme yaptığınızda cevap denizli gelecekti birinci soruda. İkinci soruya baktığınızda, ikinci soru periyodik sistemde elementlerin özellikleri verilmiş. X ve Y elementinin özelliği verilmiş. X oda koşullarında gaz halde bulunan tek atomlu maddedir. Gaz haldeki tek atomlu element arkadaşlar soy gazdır. Gaz haldeki tek atomlu element soy gazdır. X'in soy gaz olduğunu yazdınız. Y ile ilgili elektron verir her zaman bileşiklerinde iyon haline geçer demiş. Bunu da metal olduğunu söyleyeceksiniz. Metal olduğunu söyleyeceksiniz. Hemen yerleri hakkında evet yorum yaptınız kafanızdan. Hangisi yanlıştır diye sorulmuş. X'in iyonlaşma enerjisi Y'ninkinden büyüktür. X soy gazı olduğu için elektron koparmak daha zordur. İyonlaşma enerjisi daha büyüktür Y'den dediniz. Y elementinin atom numarası X elementinden küçüktür. Şimdi cetvelde bunlar nasıllar? Cetvelde şöyle yaptık hemen. Cetvelde bunlar X soy gaz burada. Y de daha bu tarafta dediniz. Atom numarası Y'nin X elementinden daha küçük gelecektir. Y daha solda olduğu için. Y'nin oksijenli bileşiğinin solu çözeltisi baziktir. Evet, çünkü metaldir kendisi dediniz. X elementi soy gaz, Y elementi metal olarak sınıflandırılır. Bunu zaten başta söylemiştik. X elementin elektronegatifliği Y elementininkinden fazladır. Elektronegatiflikte arkadaşlar soy gazları kullanmazdık. Bağ elektronlarını çekme kabiliyetiydi elektronegatiflik. Bağ yapmadıkları için soy gazlar elektronegatiflikleri yok olarak alırdık. Fazladır dediği için yanlış olan cevabımız Edirne geldi bu sorumuzdan. Evet, bir diğer soruya baktığımızda Lewis gösterimi verilmiş. Bileşiğin Lewis gösterimi verilmiş. X bir tane elektron vererek, Y 3 tane elektron alarak, evet. Aynı elektron düzenine sahip oluyorlarmış. Yani X bir tane elektron verdiği için kararlı olduğu için bir A'dadır. Y 3 tane elektron aldığı için kararlı olduğu için 5 A'dadır dersiniz. Bunlar elektron alıp vererek aynı soy gaza benziyorlarsa, evet, şöyle yapalım. Cetvelde arkadaşlar, evet, X bir alt periyotta bir elektron vererek soy gaza benzeyecek. Y de bir üst periyotta 5A grubunda ama yani şöyle üstte olduğunu söyleyelim. Bir üst periyotta alarak soy gaza benzeyecek. Bu vererek soy gaza benzedi. Bu da alarak soy gaza benzedi. Bunların konumları bu şekilde cetvelde. X'in atom numarası Y'ninkinden 4 fazladır. 1A'da atıyorum 4. periyot 1A'da, 3. periyot 5A'da. X'in atom numarası Y'ninkinden 4 fazla gelir. X ve Y'nin atom çapları arasındaki ilişki X daha aşağıda olduğu için çapı daha büyüktür Y'den dediniz. X elementi 3. periyottaki alkali metal ise evet Y'nin çekirdek yükü 7'dir. Y de ikinci periyotta olmak zorunda. İkinci periyotta atom numarası 2, 5'ten 5A'da olduğunu, ikinci periyot 5A olduğunu olabileceğini söylersiniz. Y atomunun katman sayısı X atomununkinden bir fazladır. Y atomunun katmanı değil, X atomunun katmanı daha fazladır. Yanlış olan cevap bu. İyonik bağlı bileşiğin formülü X'ten 3 tane, Y'den 1 tane, X3Y şeklindedir demelisiniz. Yanlış olanın 4 olduğunu söylemeliydiniz bu soruda. Evet, bir diğer soruya baktığınızda hal değişim grafiği verilmiş. Saf bir katıya ait hal değişim grafiği verilmiş. Hemen bu tarz grafiklerde katı, katı artı sıvı
ve sıvı şeklinde yazın şuralara arkadaşlar. Bunlarla ilgili bilgiler sorulacaktır size. Evet, 0-4 dakika aralığında madde homojendir, katıdır, sadece katıdır, homojen görünümlüdür dediniz. 8-15 dakikalar arasında kinetik enerji artar. 8-15 dakikalar arasında sıcaklık artacağı için kinetik enerji artar bu noktada dediniz. 4-8 dakikalar arası erime süresidir. Evet, katıdan sıvıya geçiyor madde bu noktada dediniz. 0-4 arasında maddenin potansiyel enerjisi artar. Potansiyel enerji hal değişim noktalarında artıyor. Kinetik enerji artar arkadaşlar. Sıcaklık arttığı için bu noktada potansiyel enerji değişmiyor. Madde heterojen görünümlüdür 4-8 arasında. Heterojen katı artısı olduğu için dediniz buna da. Cevap denize geldi. Bir diğer soruya baktınız. Bir karışım sorusu idi. Karışım sorusuydu. Evet, buna göre birinci hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Birinci kapta süspansiyon, ikinci kapta emisyon oluşur. Süspansiyon katı sıvı heterojen karışımdı. Emisyon sıvı sıvı heterojen karışımdı. Alkol suda çözünür, bu çözelti yaptı dediniz. Yemek tuzu suda çözünür, bu da çözelti yaptı dediniz. Buna göre yorum yapacaksınız. Birinci kapta süspansiyon, ikinci kapta emisyon doğrudur dediniz. Üçüncü kapta moleküler çözünme, alkol suda moleküler çözünür, iyonlaşmaz. Dördüncü kapta tuz suda iyonik çözünür, iyonik çözünme gerçekleşir dediniz. Dördüncü kapta oluşan karışımın tanecik boyutu arasında dediği zaman kolloidi kasteder demiştim size. Burada küçüktür demesi lazım. Yemek tozu çünkü suda çözünür, görünmez tanecik boyutu çok çok küçüktür demeliydi. Cevap Ceyhan oldu. Diğerlerine de bakalım. Birinci ve ikinci kaplarda oluşan karışımlarda evet, dağılan fazın fiziksel halleri sırasıyla katı ve sıvıdır. Burada katı, burada sıvıdır. İkinci kaptan evet, ikinci kapta iki fazla, üçüncü kapta tek fazla karışım oluşuyor. Burada iki faz var, burada da tek faz var çözelti olduğu için cevap Ceyhan bu soruda. Bir diğer soruya baktınız. Bileşik formülü yapacaksınız bu soruda. Buna göre bilgilerinden hangisi yanlış olarak işaretlenmiştir diye soruluyor. P ve M bileşikleri, P bileşiğinin burada ne olduğunu söylediniz hemen. NaOH olduğunu söylediniz arkadaşlarım. Çaprazlama yapıp P bileşiği NaOH'tır, baziktir dediniz. M bileşiği, M bileşiği neymiş hemen? HCl'dir dediniz. HCl ile NaOH'ın tepkimesinden NaCl oluşuyor. NaCl, NaCl tuz oluşuyor. NaCl nötr bir tuzdur. Buradan doğru gelir. A bileşiğinin sulu çözeltisi ile kaygan ikisi verir. A bileşiğinden MgOH2 gelecektir. MgOH2 baziktir. Bazılar ele kayganlık ikisi veriyorlardı. Üçüncü bileşik L bileşiği. L bileşiği HNO3 bileşiğidir. Çaprazlama yaptığınızda HNO3 gelir. HNO3'ün pH'ı asittir. 7'den küçük olacak. Küçük olacak arkadaşlar. Büyüktür dediği için yanlış olan cevabımız bu. Cevap Ceyhan. Diğerlerine de bakalım. L ve M bileşiklerinin sulu çözeltisi kırmızıya boyar demiş. L ve M L'nin asit, M'nin de asit olduğunu biliyoruz. Kırmızı yapar asitler turun sol kağıdını. Doğrudur. Ve tablodaki tüm bileşiklerin sulu çözeltisi elektrik, asit ve baz oluştuğu için elektrik akımına sulu çözeltileri iletir. Cevap Ceyhan bu soruda. Bir diğer soruya baktığınızda element ve bileşiklerin ortak özelliği sorulmuştu sizlere. Hangisi ortak özelliktir? Moleküler halde bulunabiliyorlar elementler ve bileşikler zaten moleküler halde bulunuyordu. Ortak özellik bu. Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılan bileşiklerdi. Elementler ayrıştırılamazdı. En az iki farklı atom içerirler bileşiklerdi. Elementler değildi. En küçük birimleri atomdur. Elementlerin en küçük birimleri atom. Bileşiklerin molekül arkadaşlarım. Formülle gösterilen bileşiktir. Element sembolle gösterilir. Yalnız bir ortak özelliktir. Yani birincisi ortak özelliktir demeliydiniz bu soruda. Bir diğer soru gaz sorusu. 27 derecede bir miktar azot gazı varmış. E konumunda piston duracakmış. Acaba sıcaklık ne olur? Hemen hemen sabah da size arkadaşlar konu anlatım videosunu göndermiştim. Tüm gaz sorularını PVR RT'den yapabilirsiniz demiştim burada.
Evet. Burada değişkenlerimiz kimler? Sıcakla değiştireceğim ve hacim değişecek. Değil mi? Sıcaklıkla hacim değişkenlerimiz. Diğerleri sabittir dediniz hemen. Hacimle sıcaklık doğru orantılıdır dediniz. Doğru orantı V1, T1, V2, T2 formülüydü. V1 başlangıçta 2V kadar, 2V kadar. T1 27 derece Celsius verilmiş. 273 ekleyerek 300 Kelvin yaptım sıcaklığı hemen. Kelvin birimiyle çalışıyorum. Eşittir dedim. E konumunda duracak. Yani hacim 4V olacak son durumda. 4V olacak. Acaba sıcaklık kaç Kelvin olur? Buradan Kelvin birimiyle sıcaklığı 600 bulursunuz. 600 bulursunuz. Kelvin birimiyle sıcaklığı. Ama size Celsius birimiyle sıcaklık soruluyor. 273 çıkartarak, 273 çıkartarak arkadaşlarım ne yaparsınız? Celsius birimiyle sıcaklığı 327 bulursunuz. Bir diğer soruya baktığınızda bu soru, evet, entalpi sorusu. Öncülülerden hangisi yanlıştır deniliyor. Karbondioksitin molar oluşma entalpisi -393,5'tur. Karbondioksitin 1 molü elementlerinden oluşmuş -393,5'tur delta H değeri. Dersiniz bu bilgi doğrudur. 1 mol karbon yanınca -393,5 ısı salınır. Evet. Bu ifadeler bir arada kullanılmaz asla arkadaşlar. Eksi ısı açığa çıkmaz hiçbir zaman. Yanlış olan bu olacak. 1 mol karbon yanınca 393,5 ısı salınır demeliydi. Eksiyle ısının açığa çıkması aynı cümlede kullanılmaz dediğim gibi. Girenlerin ısı kapasitesi ürünlerinkinden fazladır. Delta H ürün eksi girendi. Delta H'ın eksi olduğunu biliyorum. Girenlerin daha fazla olması gerekiyor madem. Bu bilgi de doğrudur dediniz. 1 mol karbondioksitin ayrışması için 393,5. Bu oluşması içinse tersi ayrışması içindir. 393,5 enerji gerekiyor dediniz. Karbonun yanmasıyla karbondioksit elde edilirse daha fazla ısı salınır. Evet, karbonun yanmasıyla 393,5 ısı salınmış. O da doğrudur. Doğrudur. Cevap bursa olacaktı bu soruda. Evet, bir diğer soruya baktığınızda hız sorusu. Hızlarını kıyasla diye bir soru. Hızlarını hemen V'ye katsayılarını kullanarak 5V, 3V, 4V olarak yazdınız. Bu böyle bir eşitlik arıyorsunuz. Hemen C3H8'in harcanma hızı oksijenin harcanma hızına eşit demiş Adana'da. Hayır değil. C3H8'in harcanma hızı oksijeninkinin 5 katıdır demiş Bursa'da. Değil. Evet. C3H8'in 60 katı oksijeninkinin 5 katı demek ne demek? Şey, oksijeninkinin 12 katı demek ne demek? C3H8'e 1V dersem oksijen 60'ta eşit demek için 5V olacak. 60'ta eşit demek için bunun hızına 3V demiş olacağım. 60'ta eşit demek için bunun hızına 4V demiş olacağım. Cevabım Ceyhan gelecek bu soruda. Bir diğer soruya baktığınızda, evet, bu bir denge sorusu. Hemen 0,6 mol N2, 0,6 mol N2 ve 0,8 mol H2 ile başlatılan tepkime. Dengeye ulaştığında farklı bir soru bu. Dengeye ulaştığında H2'nin mol kesri 5'te 1 oluyormuş. Dedim ki bundan A kadar harcayayım. Bundan 3A kadar harcayacağım katsayıya göre. Bundan ne yapacağım? 2A kadar oluşturacağım. Tepkimeyi tekrar yazmadım. Yukarıdan takip edin çocuklar. Evet. 0,6 eksi A kadar kalacak elimde bundan. 0,8 eksi 3A kadar kalacak elimde. Ve 2A kadar kalacak elimde. Denge anına ulaşmış olacağım. Denge anında H2'nin mol sayısı. H2'nin mol sayısı bu. Evet. Mol sayısı toplam 5 ise H2'nin mol sayısı 1 olacak diyor size. Mol kesrinin açılımı oydu. Maddenin molünün 0,8 eksi 3A'nın toplam mol oranı, toplam mol son durumda 1,4 eksi 2A'dır toplam mol. 1,4 eksi 2A'dır toplam mol sayısı son durumda. Evet, bu oran ne gelecekmiş? Maddenin molünün toplam mol oranı 1 bölü 5 gelecekmiş, yani mol kesri. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığınızda A'nın sayısal değerini
A'nın sayısal değerini bulacaksınız. A'nın sayısal değerini bakın, 0, 2 buldunuz. A'nın sayısal değerini 0, 2 buldunuz. Gidip sonra denge A'nına 0, 2 yazıp ürün bölü giren deyip KC hesabı yapacaksınız. Ürün derişimi bölü giren derişimi deyip 0,2 koydunuz, 0,4 molüdür dediniz. Mol bölü litresi molaritesidir dediniz. 0,4 bölü 2 diyerek molaritesini buldunuz NH3'ün. Bunu ne yapacaksınız KC ifadesi yazarken? Kat sayısını unutmayacaksınız, üst olarak yazacaksınız. Ürünleri yazdınız, bölü giren olarak da 0,6, 0,8'den 0,6'ya çıkardınız, 0,2'dir. Mol sayısı hidrojenin hacmi 2 litre. Bunu ne yapacaksınız? Hemen kat sayısı 3 olduğu için kübünü alacaksınız. Çarpı deyip 0,6 eksi 0,2'den 0,4'tür mol sayısı. Azotun hacmi 2'dir deyip buradan KC ifadesinin sayısal değerini evet 200 bulmuşum. Bu işlemi yaptığınızda cevap 200 gelecekti Edirne. Bir diğer soru asit baz özellikleriyle alakalı bir soru. Asitler bazlar elektrik akımını iletiyorlar sulu çözeltileri demiştik. Çinko amfoter metalde asitlerle bazlarla hidrojen gazı oluştururdu. Karbon monoksit, oksijence fakiri arkadaşlar asit değil, nötr oksit diyorduk. Nötr oksit diyorduk. Burada bu nötr oksittir. Cevap Ceyhan, yanlış cevap. Baz turnusol kağıdını maviye çevirirdi. Bakır yarı soy metaldi. Yarı soy metaller oksijence zenginlerle reaksiyona girip NO2, NO gazları çıkartıyorlardı demiştik. Cevap Ceyhan geldi. Bu soruda yanlış cevap. Bir diğer soruya baktınız hemen. Denklem denkleştirme sorusu, redoks sorusu. Bunun için redoks için her bir elementin yükseltgenme basamağını bulmalıydık. Hemen buluyorum hızlıca. Evet, kurşunun yükseltgenme basamağı buradan 4 gelecek. Evet, azotun yükseltgenme basamağı 5 gelecek. Ürünlerdeki manganın yükseltgenme basamağı artı 7 geldi. Kurşunun yükseltgenme basamağı burada arkadaşlar kökün eksi 1 olduğunu bilmezseniz kurşuna geçiş yapamayacaksınız. Yine TYT olmuş oldu burası da. Kökler yükleriyle birlikte bilinecek dediniz. Buradaki azotun hemen yükseltgenme basamağının eksi 1'e eşitleyerek 5 olduğunu söylediniz. Evet, tüm yükseltgenme basamaklarını bulduk. Şimdi bakalım kimler değişmiş. VN 2'den 7'ye yükseltgenmiş deyip yükseltgenme yarı tepkimesini yazacağım. MN artı 2'ymiş. MN artı 7 olmuş. 5 elektron vererek dediniz. Başka kurşun 4'ten 2'ye indirgenmiş. Kurşunu da yazalım hemen. Kurşun 4'ten 2 elektron alarak artı 2'ye indirgenmiş. Yükseltgenme, indirgenme, yarı tepkimelerini yazdım. Alınıp verilen elektron sayılarını eşitlemeliyim bu noktada. Eşitlemek için ne yaparım? Bunu 5 ile çarparım. Bunu 2 ile çarparım. 10 elektron verilmiş, 10 elektron alınmış olur. Mangan gördüğünün kat sayısını 2 yapacaksın. 2, 2 yaptın. Kurşun gördüğünün kat sayısını da 5 yapman gerekiyor. 5 yaptın. 5 yaptın. Hemen devamında azotları denkleyelim. Buradaki azot 5 kere 2, 10 azotunuz var ürünlerinizde. 10 azotta girenlerinizde olmalı. HNO3'ün kat sayısı 10 geldi. Hidrojen denkliğine bakacağım. 10 hidrojen girdiyse ikisi buradaysa 8'i burada olmalı. 8 hidrojen için 4 suya ihtiyacım var dedim. Oksijenlerde denk reaksiyon denkleştirmiş oldum. Hemen suyun kat sayısı 4 geldi. Doğrudur dedim. PbO2 yükseltgenmiştir demiş. PbO2'nin indirgendiğini, kurşunun indirgendiğini söyledik. Yükseltgenmemiştir. Bir yanlış.
1 mol MnO 5 mol elektron vermiştir. MnO 5 mol elektron vermiştir. Bu öncül de doğrudur. 2 ve 3'ün doğru olduğunu söylemeliydiniz bu soruda. Bir diğer soru. Evet. Elektron verme eğilimleri verilmiş büyükten küçüğe doğru. Hangisi yanlıştır diye soruluyor. Şimdi bizlere. NaCl çözeltisi nötrdür. Nötrler bakır kapta saklanabilir arkadaşlar. Bakır HNO3 ve H2SO4'le reaksiyona giriyordu sadece. Gümüş HCl'le reaksiyona girmez demiş. Evet, gümüşte asit baz bilgilerinizden de yapabilirsiniz bu soruyu aslında. Gümüşte HNO3 ve H2SO4'le reaksiyona girerdi. HCl'le reaksiyona girmez. Ya da aktifliği daha düşüktür, reaksiyona girmez gibi de düşünebilirsiniz. Bazik özelliği en fazla olan element gümüştür demiş. Aktifliği en fazla olan element burada gümüş değil, sodyumdur. Sodyum su dolu kapta saklanamaz. Evet, sodyum aktiftir hidrojenden. Aktif olan, pasif olan da saklanamaz. Ve Edirne'ye baktığınızda bakırla gümüş... Bakır yükseltgenecek, elektron vermesi daha büyük olduğu için yükseltgenecek, yükseltgenmiş. Gümüş de indirgenecek. Bu reaksiyon kendiliğinden gerçekleşir. Cevap Ceyhan olacaktı bu soruda. Evet. Hemen yine bir pil sorusu karşımıza çıktı. Evet. Burada magnezyum yükseltgeniyor, demir indirgeniyor. Pil tepkimesinde pil gerilimi verilmiş 1.93 volt olarak. Magnezyum piline magnezyum nitrat eklendiğinde pil gerilimi azalır. Arkadaşlar, bu denge etki eden faktör olarak yorumlanır pile etki eden faktörler. Yani La Chatelier prensiplerini hatırlayın hemen. Magnezyum yarı pili burası. Buna magnezyum nitrat katısı eklendiğinde burada magnezyum iyonları gelecektir. Magnezyum artı 2 iyonları, magnezyum artı 2'ler artacaktır ortamdaki. Etkiye tepki yapacaktır denge. Evet, ve denge girenlere kayacaktır. Denge girenlere kayarsa, ürün bölü giren olarak düşünürseniz dengeyi, girenler artarsa pil gerilimi azalır. Birinci öncül doğru. Demir yarı pilinden su buharlaştırılması. Demir yarı pili burası. Su buharlaştırdığınız zaman demirin derişimini arttırırsın. Değil mi? Denge ürüne kayar. Ürünler artacağı için pil gerilimi artar. Sıcaklık artışı piller her zaman egzotermikti. Egzotermikti, yani ısı verirlerdi. Sıcaklığı arttırdığın zaman denge ürüne kayacaktır. Hiç ezber yapmıyorum. Girene kayacaktır. Girenler artacağı için pil gerilimi azalır demiştik. Loşatörlüğü iyi bileceğiz. Yorum yapacağız. Magnezyuma su eklenmesi. Magnezyuma su eklediğin zaman magnezyum iyonları seyrelir. Denge ürünlere kayar. Pil gerilimi artar ürünlere kaydığı için, azalır dediği için yanlış olan cevabımız bu. Demir elektrodun kütlesi zamanla artar demiş. Evet, ne olacak? Çünkü demir katısı oluşacak zamanla, kütle zamanla artacak. Cevap denizli olacaktı bu soruda. Bir diğer soruda, evet, pil düzeneği verilmiş. Pil düzeneği verilmiş. Buna göre dış devrede elektron akışı Zn'den bakıra doğrudur demiş. Zn'nin aktifliği bakırdan daha fazla olduğu için, evet, Zn anot bakır katottur demelisiniz. Zn'den katoda doğru elektron akışı olur. Anottan katoda doğru elektron akışı olacak. Burada arkadaşlar şöyle bir bilgi vardı. Sodyum sülfürle çinko sülfür reaksiyona girdiğinde çinko sülfür katısı oluşuyordu. Ortamda çinko sülfür katısı oluşuyor. Yani ortamdaki çinkolar alınıyorsa. Hemen pil tepkimesini yazalım. Zn yükseltgenecek, bakır indirgenecek dedik. Pil tepkimemiz bu şekilde olacak. Bakırın da artı 2 değerlikli olduğu söylenmiş. Şöyle hemen. Pil tepkimimiz bu. Evet, birinci kaba sodyum sülfür eklediğimizde çinkoları alacak ortamdan. Sodyum sülfürdeki sülfürler çinkoları alacak. Çinkolar azalacak. Denge ürünlere kayacak. Ürünler artacağı için pil gerilimi artar dediniz. İkinci kaba su eklediğiniz zaman ikinci kap şurası.
Su eklediğiniz zaman bakırlar azalır, bakır iyonları seyrelir. Denge girenlere kayar. Girenlere kayarsa pil gerilimi, ürün bölü giren pil gerilimi azalır dersiniz. Cevap Edirne gelir bu soruda. Evet. Burada X yerine bunları koyduğumuzda hangi bağlar oluşur? Türler ise etkileşimlerle alakalı, zayıf etkileşimlerle alakalı bir soru. Hidrojen koyduğunuz zaman apolar CH4, apolar bir yapı elde edersiniz. Apolarlarda sadece London, Van der Waals etkileşimleri var arkadaşlar. Flor koyduğunuz zaman, buraya flor koyduğunuz zaman, flor burada karbona bağlanıyor. Dikkat edin. Hidrojenler şuralarda, flor burada karbona bağlanıyor. Karbona bağlandığı için burada hidrojen bağından bahsedemiyoruz. Hidrojen bağı, hidrojenin flor, oksijen, azottan birine bağlanmasıydı. Hidrojen bağı yok burada. OH bağlandığı zaman OH'ta hidrojen bağı vardır. Hidrojen fondan birine bağlanmıştır. Polar moleküldür. Dipol bağı yapar dediniz. Ve CH3 bağlandığı zaman yine apolar bir molekül. Sadece London yapar, Van der Waals yapar. Demeliydiniz. Cevap Bursa gelmeliydi. Evet, bir diğer soruya baktığınızda molekül polarlık apolarlığı verilmiş ve hibrit türü verilmiş. Hibritleşme sorusu. Atom numarası en büyük olan Z elementiymiş. Atom numarası en büyük olan Z elementi ise bir bağ yapıyorsa Z elementi nerede arkadaşlar? Yedağda. Yedağ hibrit yapar mıydı? Yapmazdı. 3 olacak. Hibrit türü yoktur diyeceksiniz. Evet. YH3 molekülü sp kare hibriti yapıyormuş. Sp kare yapıyorsa, 3 tane hidrojen bağlanıp sp kare yapıyorsa, Y'nin kim olduğunu hemen hatırladınız. Bor olduğunu hatırladınız. Moleküle baktığınızda molekül eşit çekimli apolar bir molekül demeliydiniz. Evet. Cevap zaten çıktı denizli olarak. XH2 molekülüne baktığınızda polar bir molekülse merkez atomunda noktaları vardır. Su gibi bir şey olarak düşünün bunu lütfen. Merkez atomun hibrit türü de sp küp gelir. Evet, denge sorusu. Denge sorusu. Denge sabiti K1 olarak verilmiş yukarıdaki tepkimenin. Aşağıdaki tepkimenin denge sabiti K1 cinsinden nedir diye soruluyor. Hemen olaya bakıyorum burada. Yukarıdaki reaksiyonun ters çevrilip ikiye bölünmüş halidir. Aşağıdaki reaksiyon gördüğünüz üzere. Ters çevirdiğim zaman denge sabiti bölüm olarak yazılırdı. Evet. İkiye böldüğüm zaman kökünü alırdım. Denge sabitimi. Bir böyle bir şey istiyorum. Denge sabiti. Aşağıdaki reaksiyonun 1 bölü kök K1 şeklinde olmalıydı. Ve bu soruya bakalım hemen. Açığa çıkan gazlar hangisine doğru verilmiştir? Yine gaz çıkışı. Gaz çıkışı önemli çocuklar. Çıkacak karşınıza muhakkak bilmek zorundasınız. Burada AL amfoterdi. Amfoter metaller, asitlerle ve kuvvetli bazlarla hidrojen gazı çıkartıyorlardı dediniz. Evet. Bakır yarı soy metalde oksijence zenginlerle reaksiyona girip SO2 NO2 gazları değişik çözeltilerle SO2 NO2 gazları çıkartırdı. SO2 gazı gelecek buradan hemen ve sonuncusuna baktığınızda magnezyum aktif metalde asitlerle aktif metaller asitlerle hidrojen gazı çıkartıyorlar. Cevabımız Ceyhan geliyor bu soruda da.